Extended yaklaşımla seller, supraseller alan bu vakada ortaya konuldu. Superior intercavernous sinüs kontrol edilerek açıldı. Şu anda görüyorsunuz supraseller alan ortaya koyuldu. Supraseller alandaki arachnoid membran açıldıktan sonra kraniofaringioma kitlesine ulaşıldı. Ve anterior yüzde bir insizyonla kraniofaringioma kitlesinin içine giriliyor. Bu kitlenin özelliği infundibular stalktan kaynaklanmış ve yukarıya doğru genişlemiş bir kitle. Infundibular stalkı tamamen tutmuş. Ön yüzde açılan pencereden girilerek örnekler alınıyor. Daha sonra lateral ekstra kapsüller diseksiyona geçiyoruz. Sağ tarafta posterior komünikan arteri görüyorsunuz. Posterior komünikan arterden kapsül diseke ediliyor. Sonra anterior pencereden girilerek ultrasonik aspiratör yardımıyla küçültülüyor. Takibinde superior ekstra kapsüller diseksiyona geçiyoruz. Kraniofaringioma kitlesi optik kiyazmadan superior'dan çift el diseksiyonla ayrılıyor. Yukarıda optik kiyazmayı görüyorsunuz. Optik kiyazmadan diseksiyona devam ediyoruz. Sonra sol taraftaki diseksiyona geçiyoruz. Solda ekstra kapsüller diseksiyonla kraniofaringioma kitlesi arachnoid membranlardan ve sol posterior komünikan arterden diseke ediliyor. Anteriordan başlayan diseksiyon posteriorda prepontin alana kadar devam ediyor. Arachnoid membranı görüyorsunuz. Aşağıda posterior komünikan arter. Bu aşamada kraniofaringioma da inferior diseksiyona devam ediliyor ve kitle pituiter stalktan ayrılıyor. Bu vakada pituiter stalkı korumak mümkün değil çünkü stalktan kaynaklanmış bir tümör. Ve inferior diseksiyon tamamlanıyor. Anteriordan başlayan diseksiyon posteriore kadar uzanıyor. Arachnoid membranları görüyorsunuz. Aşağıda güdük haldeki pituiter stalk görülüyor. Ve bu diseksiyon posteriorda prepontin alanda baziller bifurkasyona kadar devam ediyor. O bölgedeki arachnoid membranlara kadar, arachnoid membranlardan diseksiyon tamamlanıyor ve tümörün anterior komponenti çıkarılıyor. Sonra orta ve posterior komponentler kesilerek diseksiyon tamamlandığı için emniyetle çıkarılıyor. Tümör çıkarıldıktan sonra evet en son posterior komponent çıkarılıyor. Ve şu anda 3. ventrikülün içini görüyorsunuz. Tümör 3. ventriküle kadar yayılmış. Massa intermedia, hipotalamik lateral duvarlar. Burada posterior commissure hatta pineal recess'e kadar giriyor. Şu anda foramen Monroe'lar, choroid plexus görülüyor. Aşağıda da baziler bifurkasyon ve onu örten arachnoid membranlar görülüyor. Çünkü arachnoid membranlar bu yapıları korumuş vaziyette ve ameliyat sonlanıyor.